Sevgili Boğa burcu ve yükseleni Boğa burcu olan bebeklerimizin ebeveynleri. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Belki de sizin burcunuz Boğa. Siz de gelin dinleyin lütfen. Eylül ayı boyunca Boğa burcu çocuklarımızın aslında daha fazla hobilerine yönelmek istediğini görüyor olacağız. Bu zaman diliminde Boğa burçları çok böyle dokunan, üreten, elleriyle bir şeyler yapmak isteyen burçlar ve yaratıcılığını kullanmak isteyen burçlar. Yemek yapmak olabilir, bir şeyleri elle yaparak sanat eseri üretmek gibi olabilir. O yüzden bu zaman dilimi hobilerle birleşince aslında Boğa burcu bebeğinizin gayet güzel bir şekilde el yeteneklerini kullanarak bir şeyler ürettiği bir zaman dilimi olduğunu görebilirsiniz. Kesinlikle önüne boyaları serin, önüne farklı bir şekilde yapmak istediği bütün hobilere yönelik malzemeleri serin. Görün bakın bir sürü şey üretecek size ve bu aslına bakarsanız kendi iç dünyasını anlamanıza da yardımcı olacaktır kesinlikle. Bu zaman diliminde çok daha titiz çalıştığını, çok daha mükemmeliyetçi davrandığını göreceksiniz. Birazcık daha kendi gerçekten o çocuk halini ortaya koymaya çalıştığını ama bunu yaparken de her zaman için temkinli olduğunu göreceksiniz Boğa burcu bebeğinizin. Ne olursa olsun biraz daha çevresindeki böyle karşı cinsle olan ilişkileri, iletişimleri de ön plana çıkabilir. Hoşlandığını, birileriyle böyle ilgilendiğini fark edebilirsiniz. Bunlar hoşunuza gidecektir. Hoşlanır, utanır, daha temkinli olmak ister, çekinir. Bunları gözlemleyebilirsiniz bu zaman diliminde. Özellikle ilk 5 günü hayal gücü ve yaratıcılığı çok yüksek olacak. O yüzden bu zaman diliminde renkler, bol miktarda renklerle uğraşmasına ve oynamasına izin verin diyebilirim sizlere. Ayın ortasında 14 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay olacak. Bu dolunay ile beraber sosyal ilişkiler alanında bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz çocuğunuz için. Bu da demek oluyor ki belki yeni bir arkadaş çevresine girecek, belki bir arkadaşıyla ufak tefek bir hayal kırıklığına sebep olan bir durumla karşılaşacak ya da bir arkadaşıyla vedalaşmak zorunda kalacak. Birazcık daha böyle suçluluk ve kayıp hislerinin ve hayal kırıklığı hislerinin maalesef ki oluştuğu bir zaman dilimi gibi duruyor bu günler. Aynı zamanda 14 Eylül ile beraber önce Merkür sonrasında Venüs, hatta ikisi birlikte Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle beraber aslında çocuğunuzun daha fazla günlük hayatındaki rutinleriyle ilgilenmek istediği, yeni alışkanlıklar oluşturmaya çalıştığı, belki birazcık tembellik etmeyi daha çok tercih ettiği bir zaman dilimi olacaktır. Zaten Boğa burcu yemeği içmeyi sever. Bu dönemde kesinlikle ağzının tadını bilecektir diyebilirim sizlere. Belki biraz kontrol etmek ve kontrolü gitmek isteyebilirsiniz ne olursa olsun. Yine bu dönem böbreklere sağlık anlamında daha fazla dikkat etmek gereken bir zaman dilimi diyebilirim sizlere. 23 Eylül'den sonra Güneş de Terazi burcuna geçtiği zaman artık gerçekten sağlık, beden ve disiplin konularına birazcık daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz. Anne babaları olarak gibi duruyor sevgili ebeveynler. Herkese keyifli bir Eylül ayı diliyorum. Görüşmek üzere tekrardan. Sevgiler.